Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi yamuğun tarama testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte. Şöyle bir ayarlamamızı yapalım ketapta. Şöyle yakınlaştıralım. Sorularımızı biraz kaydıralım. Bu kadar büyüklük yeter diye düşünüyorum. Bir de odaklanmasını çakarsak. Aydınlattık. Evet. Hadi bakalım. Bira bismillah diyelim başlayalım. Açı sorusuymuş. Şurada bir ikizkenar üçgen var. 130 ise şuradaki eşit açılarımıza 50 derece kalacak toplamda. Ve bunlar bunu 25-25 kardeş kardeş paylaşacaklar. Sonra şuradaki Z harfini gördüm hemen dostlarım. Tabii ki burası da 25 derece olacak. 90 var, 25 var. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağı için X'e de kalacak 65 diyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. X nedir diye bir soru sormuş. Dedik ki köşe taşını anlatırken de arkadaşlar dedik yamuğun içi boş ise şöyle yandan AD köşe kenarına paralel olacak bir doğru çiziniz. Çizdik. 5 ise burası da 5 olacak. Buraya da x eksi 5 kaldı. Şimdi 112 ise paralel kenarda karşılıklı açılar eşit olduğu için bu da 112. Tabii ki şuraya 68 kalacak. 68, 44 daha 112 yapar ki 112 olabilmesi için de 180'den geriye ne kaldı? 68 kaldı. Demek ki bu adam bu adama eşitmiş. Yani x eksi 5 eşittir 7, x eşittir 12 çıktı. Cevap Ceyhan'dan geldi. Üçüncü sorudayım dostlarım. X nedir diye bir soru soruyor. Bakın gelin yine yandan paralelimizi biz bir çizelim. Artık buna alışmış olduk. Şurası 7, şuraya da 2 kaldı diyelim. Ve şuradaki açımız yöndeşlikten şununla aynı oldu. Noktalı açı dedim buna da. Hatta bu noktalı açılara A ismini verelim biz. A var, 90 var. Şuraya da B yazalım. Dolayısıyla A ile B'nin toplamı 90 oldu. E burası da A ile B olduğu için bu da 90 geldi. Ve bakın diklikten diklik inmiş oldu böylelikle. Hemen öklik çakıyorum. X kare 2 çarpı 8'e eşit. Yani 16'ya eşittir x kare. X 4 gelir dedim. Dördüncü sorumuz. Evet, x kaçtır diye bir soru soruyor. Bunu da hatırlayacaksınız köşe taşından. Muhteşem üçlü yapmıştık arkadaşlarım. Şimdi DAB şuradaki açımız ile CBA şuradaki açımızın toplamı 90 dereceymiş. Hemen şuradan bir paralel çiziyorum. AD'ye paralel oldu. Yöndeşlikten bu da noktalı açı. Şuradan da BC'ye paralel çiziyorum. Bu da yöndeşlikten çizgili açı oldu. 2 ise burası 2, buraya 5 kaldı. Yine 2 ise burası 2, buraya 5 kaldı. Şu ikisinin toplamı 90'dı. Buraya da 90 derecemiz kaldı. Ve bakın dik açıdan inen kenarortay oldu değil mi bu arkadaşlar? 5, 5 muhteşem üçlü olacak. X de 5 gelecek. Beşinci sorumuz. Yamuk 2 var, 6 var. AFED soldaki yamuğun alanının FBCE sağdaki yamuğa alanının 3 katı olduğuna göre diyor. Yani şuna A dersen burası 3A alanıymış. İşte yamukların alanını yazacağız. Olay bitecek. Bir kere şuradan aşağı bir yükseklik indirirsem bu iki yamuğun da yüksekliği olur. H diyelim buna. Şimdi sağdaki yamuğun alanını yazıyorum. Alt taban artı üst taban. Şuraya yazalım. Alt tabanımız 6, üst tabanımız 2, toplamları 8 bölü 2'den 4 çarpı yükseklik H. İşte bu eşitmiş 1A'ya. Şimdi hemen altına da 3A'lık alanı yazalım. Alt taban artı üst taban yani 19 artı x bölü 2 çarpı h dedim. Şimdi buradan hemen a'lar gitsin, h'lar gitsin. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3 ile 4'ün çarpımı 12'dir. 1 ile 19 artı x bölü 2'nin çarpımı da yine aynısıdır. 2 ile 12'yi çarptım. 24 eşittir 19 artı x oldu. 19'a 5 eklediğimde 24'e ulaştığımı da gördüm. Geçtim 6. soruya. İkizkenar yamukmuş dostlarım. İkizkenar yamuğun klasik hamlesi neydi? İki taraftan da diklik indiriyorum. Şuradan bir diklik indirdim.
Ve buradan da ince bir diklik indirdim şöyle. Ne oluyordu bu diklikleri indirince? Şu 9 buraya geliyor bir kere. Burası da 9. Sonra 15'ten geriye şu ikisine 6 kaldı ve bunlar eşit olduğu için 3, 3 paylaştılar. Ve bakın şu haşı bulmanın yolu nedir? Diklikten diklik indiği için öklit yapacağım. Haş kare 3 ile 12'nin çarpımıdır. Yani 36. O zaman haş eşittir 6 gelmeli. Artık yamuğun yüksekliğini de bildiğim için alanını hemen bulabilirim. Alt taban üst tabanla toplanıyor. 15 ile 9'un toplamı 24. Çarpı yükseklik diyoruz arkadaşlarım. 6 bölü 2. Bu da ne yaptı? 72 yaptı sorumuzun cevabı. Evet, 7'deyiz. Yine bir ikizkenar yamuk var arkadaşlarım. Yine isterseniz Denizli'den aşağıya bir diklik indirerek soruyu çözebilirsiniz. Bu da 7'dir falan deyip şuradaki parçalara eşit deyip soruyu çok rahat çözebilirsiniz. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik yaparak alanı bulabilirsiniz. Ama ben bir pratik yol öğretmiştim. İkizkenar yamuk için geçerli bir pratik yol. Yükseklik ile sağdan indirdiysem indiği yerin sol tarafında kalan parçayla çarparsanız bunu alanı bulursunuz demiştik. 7 kere 12'dir sorunun cevabı 84'tür. Evet, 8. sorumuzdayız. Bir dik yamuk görüyoruz dostlarım. 3, 9, 15'i vermiş. Bize de x nedir diye bir soru soruyor bu arada. Evet, nasıl yaparız? Şuradan aşağıya bir diklik indiririz. Dik yamuğun klasik hamlesidir. Bu 9'dur. 3 ise burası 3'tür. 9, 12, 15'ten burası da 12'dir. Şimdi şurada da bir gördüğünüz gibi bir dik yamuk, dik üçgen var. Dik kenarları 9 ile 15. Pisagor yapalım. X kare eşittir. Bir 15'in karesi 225. Bir de 9'un karesi 81. O zaman x kare eşittir. Toplarsak bunları 6 yapar. 10 yapar elde var. 1, 10, 11. Ne oldu lan? Yanlış bir şey çıktı. Bir daha toplayalım. 1 kere 5. 1 ile 5'in toplamı 6. 8 ile 2'nin toplamı 10. 10'un 0'ı elde var. 1. 2 aşağı indi. 306 yaptı. Şimdi kök 306'ymış. X dediğimiz kök 306. Şimdi bunu dışarıya çıkartalım. 306 153 çarpı 2'dir. Şimdi 153'ü de 3'e bölelim. 51 mi yapıyor? 51 çarpı 3 çarpı 2 oldu. 51 de 17 çarpı 3'tür. Çarpı 3 çarpı 2. Yani şunlar 34, bu da 9 olsun. 9 çarpı 34, o da 3 kök 34 diye dışarıya çıkar arkadaşlarım deriz. Evet, çevirdik arka sayfayı. 9 numaralı soruyu çözeceğiz şimdi. Bunun için bir şöyle bir ayarlayalım. Evet, 9 numara. Açıortay görünce ne yapacağız demiştik? Z harfi yapacağız. İkizkenar bulacağız. Hemen şuradan Z'yi çaktım. Şurası da noktalı açıdır. Demek ki bu adam bu adama eşittir. Burası da 15'tir dedik. Alan AE CD'yi istiyor. Şu sol tarafta kalan yamuğun alanını istiyor bizden. Tabii buradan aşağı bir diklik indirelim biz ilk önce. Dik yamuğun klasik hamlesidir. Şuraya 12'mizi yazalım. Şurada bakın 9, 12, 15 üçgeni çıktı. Buraya 9 yazıyorum. Şuraya 6 kaldı. Ve şu dikdörtgenden dolayı 9 ise burası. Burada 9 olacağından şuraya 3 yapıştırdım. Artık bu yamuğun alanını bulabilirim. Alt tabanı 3, üst tabanı 9. Toplamlarının yarısıyla yüksekliği çarpacağım. 9 artı 3, 12. Yarısı 6. Yükseklik de 12. 6 çarpı 12 yani 72'dir sorunun cevabı. 10. sorumuz. Yine bir dik yamuk var. Bakın yan kenarı 2'ye bölmüş. Hemen orta taban çizelim mi şuradan dostlarım? Burası da 3, 3 olacak diyelim. Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısıdır orta taban. 6 ile 2'nin toplamının yarısı 4. Ve şuradan da 3, 4, 5'i paketledim. Kolay bir soruydu. Yan kenar 2'ye bölününce orta taban çizin demiştik. Yamukta ve paralel kenarda ve eşkenar dörtgende iki açıortayın arasındaki açı kesinlikle 90 dereceydi ve tam bu 90'dan paralellere paralel çizersek bu orta taban oluyordu. Yani yan tarafı 7, 7 oluyor olarak 2'ye bölüyordu. Dik açıdan inen kenar ortay olduğu için bu da 7 geldi. Bakın burası orta tabandır. Orta taban alttaki ile üsttekinin toplamının yarısı. 16 ile 4'ü toplarsam 20, yarısı da 10'dur.
7'si buradaysa X'e de 3 kalır. Bursa'dan gelir cevap. Evet, 12. sorumuz. Bakın yine iki açıortayın arasındaki açıyı hemen şöyle paketleyelim 90 derece. Ve buradan çizilen paralel doğru burayı ikiye bölecek. Muhteşem üçlü yapacak. Bu da eşittir demiştik. Bir kere 3, 4'ten 5. O zaman bunlar hep 2,5. 2,5. Bu da 2,5 olacak. Ve toplam burası bakın ne çıktı? 10. Orta tabanımız 10. Bize neyi soruyor? Alan ABCD nedir diye soruyor arkadaşlarım. Biz orta tabanı biliyoruz. Alanını soruyor. Şimdi hemen şuradan şu üçgenin yüksekliğini çiziyorum. H. Ve biz bu H'ı nasıl buluyorduk? Ahbacı. Dik kenarların çarpımı yükseklikle hipotenüsün çarpımına eşit. Yani 5 ile H'ın çarpımı 3 ile 4'ün çarpımı 12. H eşittir 12 bölü 5. Şimdi fışkırtma teoremimiz vardı. Açıortayda öğrendik. Bakın bu açıortaydan buraya çizdiğim diklik H ise buraya çizdiğim de H. Aynı şekilde bu açıortaydan buraya çizdiğim diklik H ise buraya çizdiğim de H. Yani yamuğun yüksekliği 2 H. 24 bölü 5 o zaman yamuğun yüksekliği. Yazalım o zaman şimdi alanını. Yamuğun alan formülü neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Ya da kısaca şöyle demiştik. Orta taban çarpı yükseklik. Peki biz bunun orta tabanını 10 bulduk. Yüksekliğini 24 bölü 5 bulduk. Bir de bölü 2'si var. Yani bölü 2'yi de şuraya 1 bölü 2 diye çarpayım ben. Şu yok. 1 bölü 2 diye buraya çarptım. 5 ile bu gitti 2. 2 ile bu gitti. Geriye ne kaldı? 24 mü kaldı? 24 kalmış olması lazım. Bir de pardon, orta taban çarpı yükseklik bölü 2 yok. Çok özür dilerim. Bölü 2 yok. Şu 2 burada dur, bir daha yazalım. Orta taban 10. Yükseklik 24 bölü 5 çarpıp böleceğiz. Bu kadar. Bölü 2 yok yani. 5 ile bu gitti 2. 2 kere 24 48 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 13 numaralı sorudayız. X'i soruyor. Bu direkt formül sorusuydu arkadaşlarım. Benzerlikten de çözmüştüm ben size köşe taşında. Formülden yapalım. Zamanımız kısıtlı olmasın. Bitmesin hemen. Neydi formül? Alt tabanla üst tabanın farkının yarısıydı bu ortadaki kale. 14'ten 6 çıktı 8. Yarısı olacak 4. Evet, 14. sorumuz. Kale nedir diye bir soru sormuş bize. Dostlar, bunun da direkt formülü vardı. Kale'nin karesi şuna eşitti. Bu ikisinin çarpımının iki katı bölü bu ikisinin toplamıydı demiştik. Ya da biz bunu kelebekten de yapabiliriz demiştik. Kelebek üçgenleri kullanalım şimdi ilk önce. Bakın 15'e 30 oranı var. Yani şurası A ise şurası 2A. Hemen şunun şuna paralelliğini konuşalım. 1 bölü 3 eşittir x bölü 30. Demek ki 10 katıysa bu da 10 katı olacak. X 10. E bunlar birbirine eşit olduğu için bu da 10. 10, 10 daha. 20'yi paketledim. Evet, 15. sorumuz. Alan CBF nedir diye soruyor. Bakın bunu şöyle çözeceğim dostlarım. Şuradaki bütün şeklin alanını bulacağım. Şu beyaz yamuğu çıkarttığımda taralı kısım kalacak değil mi? Şimdi bütün şeklin alanı şu değil mi? Hepsinin alanı. Bakın şu alt tarafa parmağımı koyayım. Üst tarafta bir yamuk var. Gördünüz mü? Şu yamuğun alanıdır şurası. Yamuk alanı. O zaman hesaplayalım. Alt taban artı üst taban 18. Bölü 2 9 yapar. Çarpı yükseklik 36 yapar. Buranın alanı 36. Şimdi parmağımı üst tarafa koyuyorum. Alttaki yamuğun alanını hesaplıyorum. Alt taban artı üst taban 22. Bölü 2'den 11 yapar. Yükseklikle çarparsam 22 yapar. Burası da 22. Yani toplam ne çıktı? 58. Benim bütün alanım 58. İşte ben bundan şu beyaz yamuk dediğim, kırmızılaştırdığım yamuğun alanını çıkartırsam taralı alan kalır. Yamuğun alanı alt taban artı üst tabandan 16. Bölü 2 yaptım 8. Çarpı yükseklik 6. 48'i çıkartacağım. Geriye 10 kalacak. 16 numaralı sorudayız. ABCD yamuk demiş. Alan AECD bölü CEB nedir diye de bir soru sormuş. Hemen şu köşegenimi çizdim. Şuna 3A yazarsam bu da 3A. Ya da 6A yazayım, bu da 6A. Dostum hatırlayın, köşe taşında şu köşegeni çizdiğimizde yamukta, mesela büyük yamukta konuşalım. Buraya 12'ye 12A düştüyse 4'e ne düşecek? 4A demiştik. Şimdi alan AECD 10A yaptı. CEB 6A yaptı. 10 bölü 6 yani 5 bölü 3'tür sorumuzun cevabı. Evet, geldik 17 numaralı sorumuza.
Şurayı bir toparlayalım bakalım. Neredeyse köşe taşındaki sorunun tıpatıp aynısıdır arkadaşlarım. Sadece sayıları değiştirmiş hocamız. Papyon kuralı dediğim kural. Bakın şu köşegeni çizdim. Şimdi şuraya parmağımı koyarsam arkadaşlarım, sol tarafta bir yamuk var ve iki köşegeni çizilmiş. Papyon dediğimiz şu ortadaki yanda kalan üçgenlerin alanları eşitti. Yani şurası 9. Aynı şekilde buraya parmağımı koydum. 13 ise burası da 13. Ve toplamları 22'dir. Taral alan 22 çıkar dedik. Şimdi buna bakalım. Kelebeklerin alan oranı 4 bölü 9. Peki biz şunu biliyoruz. Alanların oranı 4 bölü 9 ise benzerlik oranı bunun kareköküdür 2 bölü 3. Demek ki şurası 2K, burası 3K. Ya da şurası 2M, burası 3M. Ya da şurası 2N, burası 3N. Bizden de ne istiyor? Alan A, B, C'de. Şimdi hepsinin alanını bulalım. Dostlar 2K'ya 4 düştüyse yani 2 katı, 3K'ya da 2 katı düşer 6. 2M'ye 6 düştüyse yani 3 katı, 3M'ye de 3 katı düşecek. 9 zaten vardı o. Niye zıpladıysam oraya. Neyse. Şuradan devam edelim. Papyon kuralı yapalım. Bakın yanlar birbirine eşitti. Burası da 6. Şimdi şurası 15 yapar. Burası 10 yapar. Toplarsan denizli yapar. Cevap geldi. 19 numaradayız. Kuralımız neydi? Yanlardan çıkan üçgen yan kenarın tam ortasına düşüyorsa bu üçgenin alanı tüm yamuğun yarısıydı. Peki bu üçgenin alanını bulalım. 30'u gördüm, karşısına diklik indiriyorum. Bakın bunu isterseniz sinüs alandan da bulabilirsiniz ama genelde sinüs alan bunu unutulur, akıla gelmez. Ben o yüzden 30 görünce geometrinin ikinci farzı demiştim size ben. 30'u 45'e 60'ı görünce karşısına diklik ineceksin demiştik. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı yarısı olacak 2. E tabanı da 6 diyebiliyoruz. 6 çarpı 2 12 bölü 2'den buranın alanı 6 gelir. O zaman tamamının alanı 2 katı olacağından 12 gelir. Evet 20. sorudayız. Şuna bakalım şimdi. Bir şeyler vermiş kafasına göre. 2, 5. Alan ABCD nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi gelin şuraya A alanı yazalım biz arkadaşlarım. Bakın şu kenara 2 artı A düştü. O zaman bu kenara da 2 artı A düşecek. Bu 1. Şuranın da alanı 2 artı A. Çünkü bu AE kenar ortaydır. Burayı nasıl böldüyse burayı da öyle bölecek. Sonra şuna gelelim. Şurada diyelim ki bakın şu ortadaki üçgen var. Yani bir önceki soruda söylediğim gibi 5 artı A var ya burada. Tüm yamuğun yarısıydı 5 artı A. O zaman geriye kalan şu iki üçgen de diğer yarısı olacak. 5 artı A olmalı diğer yarısı. Peki 2 artı A burada. 2 burada yani 4 artı A'sı burada. 5 artı A olması için buraya da 1 kaldı diyebilirim. Şimdi şuradaki kırmızı nerede? Şuradaki dörtgene bakın dostlarım. Şu dörtgen. Neydi dörtgendeki kuralımız? Karşılıklı alanların çarpımı eşit. Yani 5 ile 2'nin çarpımı 10 eşittir 1 ile A'nın çarpımı A'ya. Demek ki A 10. Burası 10. Hatta o zaman burası da 12. Şimdi tüm yamuğun alanını soruyor. 15 daha 15'tir şu üçgenin alanı. E bu da yarısı olacaktı. Tamamı demek ki 30. 21 numaralı sorudayız. Arkadaşlar ne demiştik? Alan kaydırma. Paralel iki doğrunun arasındaki üçgenin sen tepe noktasını Bursa'dan A'ya getirirsen yeni üçgen şu olur ve alanı asla değişmez. O zaman ben bu kırmızı üçgenin alanını bulabiliyorum. Tabanı 5, yüksekliği 8 olduğu için 8 çarpı 5 bölü 2'den 20'dir. Taralı üçgende 20'dir demiştik. Evet buna bakalım. EF nedir diye soruyor. Şuradaki alanlar birbirine eşitmiş. S. Bunu şöyle çözelim. Köşe taşında direkt x'i veren formülden çözdük. Bir de şöyle bir formülümüz var. Onu da görelim. Üstteki üçgenin, üstteki yamuğun alanının alttaki yamuğun alanına oranı eşittir. Ki onlar eşit olduğu için 1 dedim bu orana. Tamam mı? Yamukların alanları oranı şöyle bulunuyordu. Tabanların kareleri farkı yani x kare eksi 4 bölü 64 eksi x kare. Hemen içlerimi çarptım. Şöyle biraz yukarıya ya da şuraya yapayım. Bununla bunu çarpıyorum. 64 eksi x kare eşittir x kare eksi 4'e. Eksi 4 buraya gelirse 68 eşittir 2x kare. 2'ye bölelim 34 eşittir x kare. X eşittir kök 34 gelir.
İşte bir açıortay gördük. Açıortay görünce ne yapacağız demiştik? Hemen açıortayı dışarıya doğru uzatıp Z harfi yapacağız ve bir de ikizkenar çıkacak. İşte bakın bununla bu ikizkenar demek ki 9 ise burası da 9 olacak. Tamam. Sonra kelebeği görecektik arkadaşlar şurada. Önce bir oran vermiş, onu yerleştirelim. DE'ye 2K, AE'ye 5K demiş. Bakın 2'ye 5. 10'a 5'in 2 katı olduğu için 2'nin de 2 katı olacak 4. 9 olması için x'e de 5 kaldı. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 24 numaralı sorumuz. Bakın yine bir açıortay. Farkı neydi bu açıortayımızın bir önceki açıortaydan? Dik gelmesi kenara. Dik geliyorsa ne yapın demiştik? Yukarıya doğru üçgene tamamlayın ve kayı kuralı uygulayın demiştim dostlarım. Köşe taşında. Şimdi açıortay aynı zamanda yükseklikse aynı zamanda kenarortay olur. Yani 3 ise burası da 3'tür. Hatta şurası 3 eksi x. Ve aynı zamanda da ikizkenar üçgendir bu. Yani şurayla şurası kesinlikle eşittir birbirine. Ve bir de şununla da şunun ikizkenar olduğunu söylemiştim. Burası da 2. Şimdi bir de paralel doğrularımızı konuşalım. Bakın şununla şu paralel. Burayı nasıl böldü? 2'ye 4. 2 katı. O zaman 3 eksi x'e 3 artı x'in de oranı 2 katı olacak. Yani 3 eksi x bölü 3 artı x eşittir. 1 bölü 2 olacak. Hemen içlerimizi çarpalım. Şuraya yapalım. 2 ile 3 eksi x'in çarpımı 6 eksi 2x eşittir. 3 artı x olacak. 3'ü buraya aldım. 2x'i buraya aldım. 3 eşittir. 3x oldu. X eşittir. 1 çıktı. Evet. Daha var mı ya? 24. Öf, yoruldum ha. Varmış bir 5 soru daha var. Hadi bunları da gömelim. Doğru ya, 29 köşe taşı vardı. 29 tane de soru olması normal. Evet, şuna bakalım. İkizkenar yamukmuş arkadaşlarım. 7,5 1 10. Buna göre AH x nedir diye soru sormuş bize. Şuradan bir diklik indiriyorum. İkizkenar yamuğun klasik hamlesini yapıyorum. Buradan da bir diklik indiriyorum. 1 ise şu ortası 1. 9 kaldı bunlara. 4,5 parçaladım diyor. Sonra şuraya bakalım. 9'un yarısı, 15'in yarısı, 12'nin yarısı olacak. 6'dır burası da. Şimdi şu açıya A diyelim, şu açıya B diyelim. AB 90. Bir de şu üçgene bakın. Şu üçgen. Bu da A var, 90 var. Şurası B. Hadi benzerleyelim. Şimdi şu taradığım üçgenle kalınlaştırdığım üçgeni benzerliyorum. Taradığım üçgende 90'ın karşısı 7,5 bölü diğer üçgende 90'ın karşısı 10. 7,5 bölü 10'muş benzerlik oranları. Hatta 10'la çarpalım. 75 bölü 100 olur. 25'e bölelim. 3 bölü 4 olur. Benzerlik oranları 3 bölü 4 eşittir. Şimdi taradığım üçgende A'nın karşısına 6 düşmüş. Diğer üçgende de A'nın karşısına X düşmüş. Bak 2 katı, bu da 2 katı olacak. 8'i paketledim hemen. Geldim 26 numaralı soruya. ABCD yamuk, DC paralel AB demiş. AB eşittir 3 tane DC'ye. Şuraya K diyelim, şuraya 3K diyelim. DE eşittir 2K, 2M diyelim hatta. AE de 3M. Alan ABCD 40 ise EFCD nedir diye bir soru soruyor. Biz ne yapıyorduk? Hemen bunun şöyle dışarıya doğru uzantısını alıyorduk arkadaşlarım ve 2-3 tane kelebek yapacaktık. Şimdi 2'ye 3 oranı varsa, burası da 3K ise şurası 2K. Sonra 3K'ya burada da 3K oranı var. Demek ki şu tam orta nokta olacak. Önce şunu yapalım. Şuraya 4x yazarsam, hani 2'ye 3'tü ya, 4'e 6 olacak. Burası toplam 10x. 5x 5x diye tam ortadan 2'ye bölecek. X'e 5x de burası yazdım. Şurası tam orta olduğu için burayı da 2'ye böldüğünü gösterelim şimdi. Devam edelim. Bir kere nasıl yapalım? Şurayı çizersek, şuna 2a düşerse buna da 3a düşer diyelim. 2m ile 3m'yi kıyasladım. Şimdi bu kenarortay oldu. 5a ise burası, burası da 5a olacak. Sonra K üçgenine toplamda 10A düştü. 3K'ya da 30A düşecek. 10 katı 30A. Ve toplam 40A'yı 40 vermiş. A1. Bize de 8A'yı soruyor, değil mi? Yok, 7A'yı soruyor pardon. A1 ise cevap 7. Şuna bakalım. DE EA'nın 5 katıymış. Şuraya K,
Şuraya 5K diyelim. O zaman bu tarafta da 1'e 5 oranı var diyelim. Şuradan paralel çiziyorduk. 8 ise 8. Şurası da 8. Buraya da 12 kaldı. Şuraya da y yazalım. 5 bölü 6 y bölü 12'dir. Demek ki y 10. 5 bölü 6. Bak 6'nın 2 katı 12 ise 5'in 2 katı 10. Demek ki şuranın toplamı 18'dir dedim. Evet, biraz bunaldım arkadaşlar. O yüzden biraz hızlanmaya da çalıştım. Hadi bakalım. ABC'de ikizkenar yamukmuş bu. AD neresi? Şurası. BC'ye eşit zaten öyle daha. Bir de AE BD'ye eşit. Şimdi ikizkenar yamuğun özelliği neydi demiştik arkadaşlarım? Bu köşegen şu AC köşegenine eşittir. Yani AC de BD'ye eşit olduğu için AE de AC'ye eşit. Yani şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. 72 ise burası da 72 gelecek. 72, 72, 144 şuraya 36 gelecek. Sonra. Başka 10 var, 72 var. Alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi ne yapalım? Başka lan. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Şimdi şurası 36 artı alfa ise hani şu üçgenle şu ikisi eşitti. Burası da 30 artı 6 artı alfa. Şimdi bir de şu üçgeninde bakın şurası 46 artı alfa ile şu alfanın toplamı 2 iç açı 1 dış açıya eşitten 72 eşit. Yani 46 artı 2 alfa 72. Hemen 46'yı atalım buraya. 22 mi kalıyor? 26 mı kalıyor? Evet, 26. 2 alfa 26 ise alfa 13. 29. Dedik ki dik yamukta dedik. Eğer ki köşegenler dik kesişiyorsa h kare 4 çarpı 9'dur. Öklit gibi bir bağıntı vardır. Hatta direkt Öklit'tir aslında. H kare 4 kere 9 36'ya eşit. O zaman h eşittir 6. Yamuğun alanını soruyor. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. 13 çarpı 3'ten 39'u paketledim. Ve biraz molayı da hak ettim diye düşünüyorum Gobeller. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın.